Selamlar sevgili Avestalılar. Trader Necmi'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Trader Necmi de size merhaba diyor. Evet, en son 15K paraya ulaşmışız. Trader Necmi yapıyor bu işi abi. Trader Necmi bu işi yapıyor. Hüsun Flu'nun önünde bitirmiştik ilk bölümü. Şimdi ikinci bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Videonun altına yorum atmanızı istedim. Bir şeyler hani taktik maktik şeyler yazarsınız diye ama pek de bir şey göremedim açıkçası. O yüzden kendi kafama göre devam edeceğim. Ama bu videonun da altına isterseniz yorum yapabilirsiniz. Şunu al, şunu sat diyebilirsiniz. İşte şu binayı yap. İşte şuradan şunu al bilmem ne. Ya bu tarz bilgilendirici ve mantıklı olması kaydıyla bilgilerinizi istiyorum. Onun haricinde hazır başlamışken söyleyeyim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Az kaldı. 3000 aboneye yaklaştık. 3000 abone olunca da Discord'da bir çekiliş yapacağım dostlar. Instagram'da yaparım belki diyordum da gerek yok ya. Discord'da yaparız muhtemelen. Videonun açıklamasındaki Discord linkinden lütfen Discord'a katılın. Evet, şimdi ne yapacağız abi? Şöyle bir not defterimi alayım ben tekrardan. Bakalım bugün ne alacağız, ne satacağız, bizi neler bekliyor? Göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle şuraya tekrar bir girelim. Bir bakalım buralarda neler varmış. Durmayı Danustika'da satarsın diyor bak 52'ye. Olabilir. Neden olmasın? Hepsini al. Araç gereçler Hubyard'da 101'e satılır diyor. Alalım. Onları da alalım. Onun haricinde burada başka bir şey de yok gibi görünüyor. Aman abi aman mücevher falan uzak dursun bizden. Bir önceki bölüm elimize verdiler mücevherleri. Kaldık öyle. E tamam. Hurma aldık. Araç gereç aldık. İkisini de okuturuz diye düşünüyorum. Hemen bir yazayım şöyle. Bunlar kaça geldi bize toplamda? 17 tane hurma 36'ya geldi. 48 tane araç gereç 76'ya gelmiş ortalaması. Bu arada bunu çok soyuranlar olmuş. Şurada yazan şey zaten bizim maliyetimiz dostlar. Mesela ben burada bak 9 yazıyor. Ben bunu aldıkça fiyatı artıyor ya. Mesela şöyle alayım biraz. Bak 10 oldu mesela. Bunun artması önemli değil. Biz burada ne yazıyorsa ortalamamız o zaten. Ona göre alıyor. Bak mesela şu an tanesini 11 almış olduk bunların. Ben öyle hesaplıyorum. Öyle olmaya da bilir belki. Tam emin değilim ama öyle olduğunu düşünüyorum ben. Araç gereçleri de yazdık abi. Tamam. Gidelim. 3930 vermişiz toplamda bu ikisini. Onu da yazalım. 3930. Okey abi. Şimdi direkt Danustika'ya gidelim. En yakın yer orası. Bakalım orada okutabileceğiz mi? Okutamayacağız gibi geliyor ama hadi hayırlısı. Aynen öyle. Elimizde patladı abi hurmalar. Hayırlı uğurlu olsun. Günün ilk zararı. Günün ilk zararı. Hayırlı uğurlu olsun abi. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Ne alabiliriz başka? Madem öyle toplayalım. 20-52 diyor Azit'te. Tamam. Hepsini al. Biraz daha hurma alalım o zaman. Bol bol hurmamız olsun. Sonra hepsi elimizde patlasın. Yok. Almayalım. Vazgeçtim. Biraz daha araç gereç alabiliriz. Burada da 60'ı alabiliyoruz. Bu bir yerde eğer 101'i okutursak yani karlı olur. Başka da bir şey yok gibi. Aynen. Buradan sadece sert kereste alıyoruz abi. 52 tane sert kereste 27'yi aldık ortalama olarak. 1204'te bunları ödedik. Devam ki. Şimdi önce bir Hubyard'a gidelim. Hubyard burasıymış. Tamam. Hubyard'a gidelim abi. Orada şu araç gereçleri okutmaya çalışalım. İnşallah okuturuz. Elimizde patlamaz. Biraz para kasalım. Bir yerden sonra artık kervan işlerine falan girmeyi düşünüyorum. Şunu dövsek mi la? Yok ya. Biz ticaret adamıyız. Bizim savaşla mavaşla işimiz olmaz. Biz işinle gücünle adamlarız aga. Evet, Hubyard'a geldik. Araç gereçleri 109'dan okutuyoruz abi, süper. Maliyetimiz 76'ymış. Tamam, bunların hepsini buraya okutalım. Sert keresteyi de 27'den almışız. Sert kereste burada iyi para ediyormuş. Şansa bak. Şimdi bak, 4128 sadece araç gereçten geldi. Biz zaten araç gereçlerin ve hurmanın parasını çıkardık abi. 3930'a almıştık biz onları. Şu an kâra bile geçtik zaten. Hurmalarda bizim kârımız olacak artık. Kaça okutursak. Güzel, güzel bir ticaret oldu bu. Sert keresteyi de şöyle yapacağım. Önce şunu bir satalım. Sonra tekrar aç. Sert keresteyi de hepsini okutsak 1204'ü almıştık. 1609 yapıyor. 400 duka para iyidir. Güzeldir. Bunu da satalım. 400 duka 400 dukadır abi. Bunu da verdik. Şimdi elimizdeki hurmalar kaldı. Onları da okutacağız. Şöyle şeylere bakalım. Bunu da sağ olsun şey söyledi bana ya. Bizim kanalın sevgili moderatörü. Abi diyor buradan diyor tıkla diyor direkt çıkar zaten boş yere uğraşma diyor aramakla. Okey. Hurma burada daha da ucuza var bu arada. Biz 36'ya aldık. Burada 20'ye var. Biraz alıp maliyet düşürelim mi? Vallahi olabilir ha.
Danustika'da keten satabilirsin diyor. 19 duka tanesinden kar. 71 tane var. Güzel para yapar. Eğer okutabilirsek alalım biz bunları. Keten. 71 adet keten. Ortalamamız 13. Okey. Zeytin 20'ymiş. Danustika'da 68'e satarsın diyor sen bunları. 3 katından fazla kar vaat ediyor. Alalım. Bunları da alalım. Bir de keten kumaş var. 59'a alırsın diyor. 104'e satarsın diyor. Önce şu zeytini ben bir yazayım abi. 25 tane zeytin, 23 ortalamayla alıyoruz. 1334. Keteni biz şey yaptık mı ya? Bak keteni yazmayı unuttum kaç aldığımızı. Neyse, sıkıntı yok. Ortalaması zaten 13. Oradan hesaplarız artık. Şey de alsak mı acaba? Keten kumaş da alsak mı? 29 tane. Alalım. Bunları da alalım lan. 29 tanesini kaçtan geliyor ortalaması? 72 diyorsun. 72 toplamda bu şeyle beraber mi? Zeytinle beraber mi? Aynen. Şunu bir şey yap. Ondan sonra tekrardan neredesin? Keten kumaş. 1888'de bu. 1888. Bunu da yazdım abi. Tamamdır. Burada başka işimiz kalmadı aga. Evet, Danustika'ya tekrar dönüyoruz abi. Buradan da Hülsum Flu'ya geçeceğiz. Elimizdekileri okutmaya çalışacağız. Bu arada karakter bir şeyler kazanıyor sürekli. Ne gelmiş? Zanaatçılarla çözülen sorunlardan kazanılan ilişki iki katına çıkıyormuş. Köylülerden mal alırken %15 daha ucuza alırsın diyor. Ya da tüccarlarla çözülen sorunlardan ilişki kazanman iki katına çıkar diyor. Hayvan satarken %15 ücret yaptırımı. Köylülerden mal alırken. Ya köylülerden mal alma işi bilmiyorum. Pek hoşuma gitmiyor benim ya. Köylülerin elinde çok mal olmuyor zaten. Bir de pahalı satıyorlar sanki. Bana öyle geldi yani. Ben bunu alayım. Hayvan satarken %15 ücret yaptırımı diyor. Bunu alayım abi. Hayvanlardan belki bir şeyler kazanabiliriz. Bir de binicilik gelmiş. Manevra kabiliyeti. Formasyondaki askerlere 30 binicilik. Alttakini alalım. Çevik olsun atımız. Madem öyle. Yolumuzun üstü raziye de bir bakalım. Okutabiliyoruz mu? Onunu avradını. Keteni 13 ortalamayla aldık. Burada 40 diyor. Çok iyi oldu. Okut abi. 1810 duka. Buradan hızladık abi. Güzel. Yani 71 tanesini 13 almışız ortalama. Kaça geliyor abi? Hemen bir 923 duka. 2 kat okutmuşuz. Güzel. Ketenle zeytin burada para etmiyor. Bunları buraya verelim. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı ona bakalım. Arkadaş bu ne, her yerde hurma var ya. Burada yok abi başka bir şey. Belki hamipek falan olabilir. Balık. 284 tane balık. Danustika'da 23. 2 katına satarsın diyor. Alsak hepsini kapasite sıkıntısı oluyor ya. Adet fazla olunca da böyle oluyor. Neyse buradan çıkalım abi. Devam ki. Lan yoldan geçen kervanlara bir şey sorayım diyorum da yakalayamadım ha. Pazarlardan ne gibi haberler var? Kıdemlisaray muhafızı. Kuyaz'dan 68'e çömlek al diyor. Ortisia'da 127'ye satarsın diyor. Kuyaz'dan 68'e çömlek. Tamam. Senin elinde var mı uygun bir şey? Yok, bunlar kazağa satıyor. Tamam hadi. Kolay gelsin. Şuna da soralım. Poros'tan 206'ya mücevher al diyor. Kanka kolay gelsin. Kolay gelsin kanka. Bana mücevher demeyin. Evet, Danustika'dayız. Zeytin 42 diyor. 23'müş ortalamamız. Uygundur ya. Ver gitsin. Keten kumaş 91. 72'ye gelmiş bize. 500 duka falan kar yapıyoruz. Bence güzel kar ya bu arada. Ama bir Hubiara da bakalım bunu. Daha uyguna okutabilir mi? 91 iyi ya. 91 iyi iyi. Bunu 91'e okut. Zeytini de buradan ver abi. 3180. Temiz. 17K para. 3K kar. Hadi bakalım. Şu hurmaları da okutalım birine. Tırmalamasın sonra bizi. Hüsum Fluk. Bir dakika, Danustika'ya bakmadık uygun bir şey var mı diye. Belki vardır. Hemen bakalım. 51'e koyun var. Bu koyunlar acaba para eder mi? Bir yandan da bunları yazayım ben ya. Dur. Bak Danustika'da, tamam mı? Çünkü bu koyunun üzerine gelince şey yazmıyor. Şurada şu kadar okutabilirsin falan yazmıyor. Mesela Danustika'da koyun 51'miş abi. Koyun 51 duka. Uygun diyor mesela. Yanında yeşil ama nerede ne kadar satacağız? Kar eder miyiz? Onlara bakarız. Ona göre bir şeyler yaparız. Valla diğerleri pek ilgimi çekmedi. Yani araç gereç alırsan diyor, tanesini 50 duka karla satarsın diyor. Hubiar'da. Biz Hubiar'da okuttuk bunları zaten değil mi? Tabii iyi para vermişlerdi. Bir 52 tane daha alalım hadi. Araç gereç. Yeten kumaşımızı sattık, zeytinimizi sattık. Bunları silah abi. Not alındı. Devam ki. Önce bir Hüsün Flu abi uğramak istiyorum. Ondan sonra bakacağız. Şu köylere de bakalım. Pahalı abi ya. Köy pahalı ya. Köyler pahalı. Burada ne kadarmış? Tereyağı ucuz ama işte bu sefer de adeti az.
Mesela koyun burada 54'müş. Az önceki Danustika'da 51'di mesela. Burada biraz daha pahalı. Bakalım ne varmış burada. Sevgili Husun Fluk. Husun Fluk kazık olmuş kardeşim, bu ne ya? Çok kazık olmuşsunuz siz. Bak burada koyun 76 mesela. Danustika'da harbiden ucuzmuş koyunlar. Tamam devam ki. Razi'ye devam abicim, Razi'ye. Keşke şu denizlerde mesela balıkçı gemisi falan alabilsek. Hani buralarda yüzseler, ne bileyim. Biraz daha böyle ticareti zenginleştirse oyun. Güzel olabilir aslında. Bakalım Razit'te neler var. Evet Razit de pahalı. Hamipek sanki bir ucuz geldi gözüme. 19'a. Bu bir yere gideceğiz zaten. Alınabilir, bir denenebilir. Hadi aldım lan. Hamipek aldım. 61 tane hamipek aldım abi. Bakalım elimizde patlayacak mı? Bu bir yere gidiyoruz zaten. Şunları satalım da bir Kuyaz'a bir gidelim bakalım. Orada bir bina mina bir şey. Kervan mervan. Orada bir piyasaya bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Hamipeyi burada 26'ya satarsın diyor. 22'ye almıştık. Yani pek de tatmin etmedi açıkçası. Bana böyle farklı bir şey lazım. Daha çok böyle kazanabileceğim bir şey lazım. Biz sözde bu araç gereçleri satacaktık değil mi buraya? Hubiara. Elimizde patladı araç gereçler amına. Vallahi araç gereçler elde kaldı ya. 61'e yağ uygun gibi bu arada. Hatta 58'e ben biraz daha buradan araç gereç alabilirim. Ortalamamız düşsün. 3535 oradan vermiştik. 3331 de buradan veriyoruz abi. Araç gereçe güncelleme hemen. Tamam buradan da 51 adet aldık. 3331. 3331 duka. Koyun ne kadarmış burada? 87. Demek ki Danustika'dan koyun alsaydık 51'e burada 30 duka karla satabilirdik abi. En az. Koyun işinde de para var gibi. Bakacağız. Ona da bakacağız. Şimdi bu kadar araç gereçle biz ne yapacağız? Elimizde 100 tane araç gereç var. Hayırlısı. O zaman ben bu itemlerle gidiyorum abi. Şehir şehir dolaşmaya. Elimdeki malları satmaya. Allah Allah. Ya kardeşim biz işinde gücünde adamlarız ya. İşinde gücünde adamlarız biz ya. Hadi al al, tamam at. Uğraştırma beni. Dövermişiz de lan. 17 10. Neyse. Uğraştırma kardeşim beni. Bak işine hadi. Çok şükür paramız var. Bu da beni kovalıyordu sanki ha. Bunlara bir cesaret gelmiş. Aha! 116'ya satabiliyoruz. Güzel. Güzel. Okut abicim. 6700 duka. 3500 oraya vermişiz. 3300 oraya vermişiz. Ulan aldığımız fiyata geliyor hemen hemen. Daha kaça satacağız oğlum? 116 duka diyor. Allah Allah. Çok fazla satınca bayağı düşüyor fiyat ya. Biraz satacağız o zaman. 2000 duka buradan alalım. 80'in altına da vermem kardeş. Tamam. 100 dukaya bulduk bu, satarız yine. Artık böyle parça parça satacağız o zaman. Çok fazla satınca fiyatı bayağı kırıyorlar ibneler. Kasira ne alemde? Burada 130 diyor. Ver babacım, ver 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 ver. 80'e kadar yolu var, tamam yeter. 2 oradan aldık, 4 de buradan aldık. Tamam, ana parayı çıkardık araç gereçten. Geriye kalanı kar. Komple kardan satacağız. Güzel he, sevdim ben bu işi. Toplamda 6500 duka vermiştik zaten bütün araç gereçlere. Güzel. Gayet güzel. 14400 dukamız var. Üzerimizde bayağı malzeme var. Şimdi Asgar'a gidiyoruz. Bakalım Asgar'da şansımız yaver gidecek mi abi? Ananı avradını neler diyorsun? Ulan ne araç gereçmiş be. Ver babacım hepsini ver. Ver 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 83'e kadar. 3400 duka. Biz Hamipe'yi kaça almıştık? 22'ye. Kalsın bu elimizde. Araç gereçten iyi kar ettik. Burada ne varmış? Gümüş çeferi. 3 tane içinde değmez o riske ya. Sömlek 63. Buradan en fazla 1'e alınabilir gibi. Hurma 21 diyor. Kasira'da 64'e satarsın diyor hurmayı. Bizde de vardı biraz hurma. Kaça almıştık? Biz hala duruyor elimizde. 36'ya almışız ortalama. 3930 duka vermişiz. Şunları da alalım o zaman. 560 duka da böyle yazdım. Tamam. Biraz ortalamamız düştü. Birazını ucuza aldık çünkü. Tamamdır. 36'ydı maliyetimiz. İşte 30'a falan düştüğünü varsayıyorum. 30'un üstüne okuturuz bulursak bir yer. Öyle halledilir yani. Şimdi Sanalı'ya gideceğiz. Sanalı'dan da Kuyaz'a geçeriz. Kuyaz'da da bir bakarız şöyle piyasaya. Ne var ne yok. Ona göre yapacağız bir şeyler artık. Ay 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 ay, burada da 181'miş. Of, ver abicim, ver 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 ver. Hamipek 50 diyor. Güzel. Hamipek'i de okut abi. Hamipek'i 30'a kadar yolu var. Tamam, 30'un altına da vermem. 3430 diyorsun. Baya kar. Baya kar. Burada var mı bizlik bir şey? Biz balıkçı değiliz kardeş. Balık balık deme bize. Burada başka hiçbir şey yok abi. Tamam. Bu yaza devam. Bu arada 20K olduk abi. Hadi bakalım, ilk hedefimiz 100K.
Sonra milyoner olacağız. Bu bölüm 100K olur muyuz acaba? Biraz zor gibi ya. Ama belli olmaz. Buraya da bir bakalım, hazır yolumuzun üstü. Herkes zeytin meytin bir şeyler vardır. 19 dukaya alabilirsin diyor buradan. 36 tane zeytin. Bir şey söyleyeyim mi, uygun ha? Tamam lan. 684 duka veriyorum sana. Bir saniye, şu notlarımı düzeltmem lazım. Araç gereci verdik. Hamipek'i de siliyorum artık. Bundan sonrası zaten durmasına gerek yok. Araç gereci de sil. Tamam. Durma kaldı sadece. Şimdi zeytin yazacağız. Zeytinovski. 36 tane. 684 aldık. Peki bunu bir hesaplayalım. Calculator. 36 çarpı 19 dersek. Aynen öyle bak. Gördün mü? 684. Tanesi 19'a gelmiş oluyor işte bize. 36 tane 684. Tamam, yazdık bunu da. Artık köylere de girelim o zaman ya. Belki uyguna şeyler buluruz. Mesela şurada balık varmış. Balık bize yaramaz da. Belki şuraya bir... Hatta bir gidelim hadi şuraya. Ne lan bu? Bakalım neymiş. Ha, hurma. Hurma satıyorsun. Pahalı satıyorsun ama kanka. Pahalı pahalı. Ben daha uygun aldım. Zeytin bakalım, şurada zeytin varmış. Köy ticaretine de katkında bulunalım ya. Bak 36, az önce biz kaça almıştık lan tanesini? 19'a gelmişti değil mi? 17'ye de buradan alabiliyoruz bak. 425 dukalık da buradan aldım abi. 425 dukalık da buradan aldım. Tamamdır. Bu yaza devam ki. Ama pek burada para etmiyor. Zeytin de para etmiyor. Hurma da. Burada satabileceğimiz bir şey yok. Alabileceğimiz şey zeytin var yine. 16'ya alabilirsin diyor. 76 tane alıyorum abi. O zaman madem öyle. Ne kadar vereceğiz? 1360 da buraya veriyoruz. 76 tanesi için. Hadi bakalım. İnşallah elimizde patlamaz bunlar. Bu arada yağ buldum 59'a. Ucuz bence. Bence en az 100'den okuturuz biz bunları. O yüzden ben alıyorum abi. Bu yağları da alıyorum. Kapasite aşıldı diyor. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. 2212. Yağ yazdım. Yağ satarım. Bal satarım. Ustam ölmüş. Ben satarım. 34. 34 tane. Tanesi 72'ye geldi abi. Abi en az 100'den falan okuturuz biz bunların tanesini. 2212 duka. Tamam. Katır alalım bir tane. Senin işin görülür. 74 duka da katıra verdik. Tamam abi. Şimdi bu zeytinleri elden çıkartmamız lazım. 137 tane zeytinimiz var. Danustika'da 44 diyor. Danustika ta anasının şeyinde. O tarafa doğru gideceğiz o zaman yavaş yavaş. Sanaladan başlayalım hadi. Aa dur. Gir abi şuraya. Burada yurtsuz randana varmış. Meslek gezgin. Bunu alıp diyorum bir tane kervan mı oluştursak burada? Böyle bir kent merkezine girelim ya. Bakalım neler var. Niye kılıç çekti lan bu? Çocuk mu saldıracak bize abi? Guguk kuşu, guguk kuşu, bana yalan söyleme. Başka bir kuşun ağacına girdim gizli gizli. Guguk kuşu, guguk kuşu, akıllıca bir şey söyle. Batanya'da bir kral var tıpkı benim gibi. Ah affedersiniz beyefendi, yardımcı olabilir miyim? Gençliğimde böyle şiirler vardı diyelim. Çocuğa kötü davranmayalım ya biz. İyi bir insanız. Bu arada sivil kıyafetlerimizde de bir demir plisamız varmış. Onu şöyle alalım. Bunu kullanırız ya. Artık paramız var. Evet, bir zamanlar Trader Necmi elindeki kılıca kadar satmıştı. Al sat yapmak için, bir şeyler alıp satmak için, para kazanmak için elindeki kılıcına, götündeki dona kadar vermişti. Trader Necmi bugünleri gördü. Ortam harika bu arada. Şunları çalamıyoruz mu abi? Kazlardan alıp götürelim mi? Bak hareketlere bak. Selamun aleyküm, merhabalar. Ne satıyorsun ustam? Ustam pahalı satıyorum be. Pahalı satıyorum be ustam. Sen ne satıyorsun ustam? Ustam sen de pahalı satıyorsun be ustam. Tornacı Tahya. What is your name mi? Sen daha beni tanımadın mı lan? He? Bana Trader Necmi derler. Bunu bir yere yaz aslanım. Adımı çok sık duyacaksın. Unutma, bu dünyada sözünün ağırlığından daha değerli hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bana karşı dürüst ol ki ben de sana karşı dürüst olayım. Aslanım sen rahat ol. Ben bu kentte bir kervan oluşturmak istiyorum. Kaça oluşturursun? 10.500 diyorsun. 29 kervan muhafızı. Pahalıymış. Sen bekle, ben geliyorum birazdan. Sen bekle burada. Ben bir hana gideceğim 2 dakika. Bir şeyler içeyim. Şu arkadaşla. Merhaba hanımefendi. Benim adım Trader Necmi. Anlat hikayeni. Dinliyorum. İmparatorluk katafraklarındanmış babası. Ne yazık ki Aser aylılarıyla savaşırken ölmüş. Bu ablamız da bölgenin Arkonu'nun himayesine verilmiş. Arkonu'nun ne lan? Bu hükümdarın babamın mütevazi mülklerinde gözü vardı diyor. Dolayısıyla beni kuzeniyle evlendirmek için ayarlamalar yaptı. Ama bu kuzen... Onunla asla evlenemezdim. Görgüsüz Ayyaş'ın tekiydi. Şarap kokmadığı tek bir gece, kusmuk kokmadığı tek bir sabah yoktu. Pisliğin tekiymiş yani. Bir katafrak...
Katafrak'ın kızını öyle zorla evlendiremezsin. Babamın malikanesinden bir at. Yasal olarak benim atım. Ve babamın eski kılıcını alıp oradan uzaklaştım. Tamam. Sen cesursun çok. Birliğimde senin gibi birine ihtiyacım var. 566 dukada verdim sana. Şimdi tornacı Yahya. Bu koşulları kabul ediyorum. 10.500 veriyorum. Ve yurtsuz Randana'yı sana verdim. Hayırlı uğurlu olsun. İlk kervanımızı oluşturduk abi. 10.500 verdik kervana. 566 da şeye vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Manita'ya. Yani 11.000 kabaca 11.000'e ilk kervanımızı oluşturduk abi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmaz. Zeytin cenderesi varmış bu ablamızın. Yağ üreticisiymiş. 23.697'ye satarım diyor. Bir sonraki şeyimizde bu olur o zaman büyük ihtimalle. Bir tane de zeytin şeyi alırız. Zeytinci oluruz anasını satayım. Böyle kervanla başladık ufaktan. İşte yurtsuz Randana bizim kervanımızı aldı götürüyor. Et be. Ulan cebimizde 5 kuruş para yoktu be. Şimdi kervan yönetiyoruz kervan. Hey yavrum hey. Her neyse. Şimdi şu zeytinleri okutmamız lazım. Hemen Tanustika'ya doğru biz de yola çıkalım ufaktan. İlk hedefimiz Sanala. Devam ki. Evet, günlük altın değişimimiz 400 duku oldu. Artık oturduğumuz yerden para kazanıyoruz abi. Artık eksi de değiliz. Sürekli artı. 400 duka iyi geliyor bu arada. Her gün öyle 400 duka verse ayda 4-8 12 bin yapar. Tabi. Valla bir ayda çıkartırız parayı biliyor musun? Her gün öyle 400-400 şey yapsa bir ayda çıkar parası kervanın. 30 günde çıkar abi. Abi her gün o kadar kâr etmez büyük ihtimalle. Evet, Sanala'dayız. Sanala'da zeytine 28 diyorsun. Pahalı. Şey ucuz. Ucuz. Az diyorsun. 40'tan 50'den aşağıya okutmamamız lazım. Artık başka bir şey de alamayacağız bu arada. Yağı 90'a okutabiliriz. 72'ye gelmişti tanesi. Ama yağı da 100'den aşağıya okutmak istemiyorum. O yüzden Sanala'dan devam ki. Yeni rotamız Kasir abicim. Trader Necmi seviye atladı. Hadi bakalım. Nereye veriyoruz? Ticarete verebiliyoruz mu? Ticarete daha veremiyoruz bir şey. Başka nereden gidelim ki? Binicilikten mi yürüsek? Silah milah bizim öyle şeylerle işimiz yok. Demircilikten yürüyebiliriz. Biraz demircilik öğrenelim. İleride bir şeyler yapar satarız belki. Zanaat yaparız abi. Hurmacı kaça satıyor Nurma? 26'ya satıyormuş. Pahalı. Hurmayı 49'dan okutabiliyoruz burada. Az sanki ya. Az abi ya. Ham ipeyi 31 diyor. O da az. Satmıyorum abicim. Bu arada burada turnuva varmış. Turnuvaya katılsak mı? Hadi bir turnuva patlatalım lan. Canım çekti. Vallahi canım çekti. Dur bir turnuva patlatalım şurada. Turnuvaya katıl. Kendi üzerimize bahis de koyalım. Bronz pullu omuz koruması ne ya? Çok da kötü bir şeymiş ya. Para etmez ki bu. Atın üzerindeyiz. Ahanla vurdum sana böyle. Aga at da baya yavaş ha. Aa! İbneye bak lan nasıl vuruyor. O zaman al kafana. Almadı abi. O zaman bunu al. O zaman bir de bunu al. Hadi güle güle. Şunun da kellesini koparalım abi. Ulan geber artık be. Geber ulan. Benim adım Trader Necmi ulan. Duru atla. Bayis. Yapıştır. Bu turnuvanın galibi biz olacağız. Kanka bak taktik yapalım kanka. Öyle gitme kanka. Taktik yapalım. Öyle dalma. Sen oyala ben arkadan. Aa teke tek diyorsun tamam. Al o zaman. Aa tek aldık eyvah. O zaman al böyle kafana. Al o zaman bunu tamam. Kardeş birebir de alamazsın öyle bir şey yok. Nasıl ya kalkanım var. Lan oğlum öl lan. Öl lan. Aa, kalkanım kırıldı. 1v1 diyorsun ha. Al lan o zaman. Ne oldu aslanım? Akıllı olacak. Herkes akıllı olacak. Yapıştır bahisi. Bak ciritimiz var. Oğlum ben Karslıyım aslanım. Ben ciritçiyim. Lan benim ciritlerim alıyor yerden. Al lan o zaman. Ben dedim oğlum sana Karslıyım diye. Karslı adamı yenemezsin ciritli aslanım. Hadi güle güle. Evet. Final round. Yine cirit geldi. Hiç şansın yok. Biliyorsun değil mi? Öyle atılmaz cirit bak. Şöyle atacaksın şöyle. Bak şöyle. Bunu böyle attım mı? Aa. Hepsi şeye geldi lan. Hepsi kalkana geldi. Bu adam biraz şey çıktı abi. Çakal çıktı. Ama o çakalsa biz de çakalız ulan. Öyle kalkanını kırarım adamın. Kalkanını kırarım adamın lan. Hadi köyüne. Evet. 1600 duka bahislerden geldi. Bir de bronz pullu omuz koruması. Kaç paraymış bu? 969. Fena da değilmiş lan. Vay. Güzeldir ya. Kullansak mı? Kullanalım lan. Altınlı bir şeye benziyor. Bak güzel bir şeye benziyor. Tamam kalsın bu.
Diyelim, şeklimiz olsun. Bugün traderız abi. Tam bir trader omuzluğu olmadı mı? Parası olan adam omuzluğu abi. Günlük altın değişimi 186. Fena değil. Yani 180, 200, 300, 400. 100'ün üzeri okey ya. Yakiste 36'ya satabiliyormuşuz hurmayı. Zaten bizim ortalamamız oralarda. Yağı satmam. Bunu da satmam. Sende peki var mı alabileceğimiz bir şey? Gerçi alabileceğimiz bir şey olsa ne olacak ki? Yerimiz yok. Katır matır lazım bize. Asgarda 43'e keten satabilirsin diyor ama sıkıntılı bir söylenti. Üzüm ucuz ama az var. Değmez. Devam abi. Bu bir yerde de bir şey okutamadık. Bir şey alabilecek miyiz peki? Alamayacağız. Çünkü yerimiz yok. Gerek yok. Devam. Buraziye devam. Dostlar hızımızı nasıl arttırabiliriz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu arada. Böyle çok hızlı nasıl gidebiliriz şehirlerden şehirlere? Evet, yağı gördüğünüz gibi 108'e okutabiliyoruz burada. Burazi. Böyle 100'e kadar verelim. Tamam, 99'a vermem. 100'ün altına vermem. Hamipek 34 diyorsun. Hamipek'i versek mi ya? 10 tane kalmış zaten. Ya ver gitsin. Bunu da ver. Buradan alabileceğimiz ne var? Burada uygun bir şey yok. Devam. Danustika'ya gidelim. Böyle bir buraya gidiyoruz, bir bu taraflara gidiyoruz. Yani Aseray'da takılmak güzel ya. Kervanımızı da Aseray'dan oluşturduk. Çünkü daha uyguna geliyor. Asera iyidir abi. Burada kil var. 12'ye satıyor kil. Razih'te 25. Çok ufak şeyler bunlar. Artık bize böyle biraz daha para kazandıracak sağlam şeyler lazım. Ya sürümden kazanacağız abi. Böyle çok olacak satacağımız şey. Ya sürümden kazanacağız ya da harbiden değerli şeyler alıp satmamız lazım. Oo, yağı 127 diyorsun Danustika. Severim. 99 6 tane bunları da ver gitsin de. Ha. Zeytine 40 mu? Zeytine 40 diyorsun. Biz kaça almıştık lan bunları? Bir saniye abi. Şimdi hepsini bu fiyata satsak. Toplamda biz 1300 oraya verdik. Hadi buraya 1300, 1400 de 1800, 2400 yapıyor. Bir 500 luka falan kâr yapılıyor bu şekilde. Olmaz. Hurma. Hurma 51. Hurma sanki iyi gibi. Hurmanın hepsini satalım abi buraya yeter. 51 iyidir. 1400 küsür. Tamam. Yağı gönderdik. Hurmayı da gönderdik. Sadece zeytinimiz kaldı. Bu arada yine 12K olmuşuz. Ya yapıyoruz biz bu işi oğlum, yapıyoruz. Ben diyorum bak. Bu zeytinleri 40'tan okutsak mı acaba? Kaça aldık biz? Hatırlamıyorum. Yani yazmamışım da. Adetini yazmışım da. Ortalamasını yazmamışız. Neyse dur bakalım. Zeytini okuturuz illaki bir yerlere. Elimizde kalacağını zannetmiyorum. Ne geldi? İzcilik. Bozkırlarda ve ovalarda yolculuk hızı diyorsun. Bir kente girdiğinde eşraftan ilişkin %50 ihtimalle bir artar diyor. Tamam, kılavuz diyelim. Devam. Burada 49 diyor zeytine mesela. Buraya satsak 3136. Tamam ya, satalım. Her türlü kar zaten. 1000 lukaya yakında oradan kar ettik. Güzel. Yine 16K'ya ulaştık. Oğlum biz buraya zeytini 40'a sattık, 16'ya alıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Alırım ki. 136 tane alırım abi o zaman. Ama pahalı mı oluyor bir yerden sonra? Tamam, şöyle alabildiğimiz kadar. 30'a kadar yolu var mı? Yok lan, 30'a çok olur. Tamam, 24 ortalamayla almış olduk. Böyle bir tane daha alayım. Aynen. Zeytin satıyoruz, zeytin alıyoruz abi, anlamadım ya. Nasıl oldu bu iş? Çömlek. 36 tane çömlek. Çömlekler satılır ha. Elimizde kalacağını zannetmiyorum ben. Şöyle alalım. Kaça geliyor? 80. En az 100'e okutulur. Ama çok da bir şey vermez ki ya 100 tanesi. Tane ya boş ver. Vazgeçtim abi. Zeytin aldık sadece. Yeterli. 1522 ödedik. Kaç tane zeytin almışız? 77. 77 adet. Ortalamamız da 22'ymiş. Uzun flukta 50'ye satarsın kanka diyor. Oğlum zaten buradayız yani. İlginç ya. Kafayı yedi. Tamam, Danustika'ya 41'e satarsın diyor. Danustika'da değil de başka yerde okuturuz onları. Şöyle ne yapsak ya? Başka yerlere açılsak mı? Şöyle hafiften bir Vosturum'a falan kayabiliriz belki. Evet, Vosturum'a geldik. Zeytine 33 diyorsunuz. Vermem. Vermem. Burada ucuza bir şey de yok abi be. Yani derimeri var da bunlara da çok bir şey olmaz. Onira'ya gidelim. Onira'dan tekrar Asera'ya döneriz. Oha, 30 tane yağmacı bizi üzer. O 30 tanesi üzer bizi abi. Biz şöyle götürüyorum götüm. Bakalım yolumuza. Onira'da 37'ye satabiliriz. Zeytini istersek. Ama Uzun Flük'te satmıyor hala. Kafayı yemiş ya. Yün 14. Yün ucuz lan sanki 14. Bana mı öyle geldi? Hamipek 11. Hamipek de bayağı ucuz geldi. Bence biz bunları en az 30'dan falan okuturuz abi. Bütün hamipekleri aldım. Hepsini aldım. Koyun 48, bak koyunu da aldım alabildiğim kadar. Hepsini alabiliyoruz mu? Aldık abi. 3122 ödedik.
Şeyi yazmayı unuttum ya. Ham ipek 145. Ham ipek 45 adet. 11 koyun. 28 tane. 50'ye gelmiş koyun. Sıkıntı yok. Koyun hiç olmadı. Keseriz, etini yeriz anasını satayım. Postu da varmış, eti de varmış. Kessek bunlar hatta biz bunları. Neyse dur bakalım. Sanki böyle kessek eti daha pahalıya geliyormuş gibi bir his var içimde ama bakacağız. Kadife 180'e al diyor, 300'e sat diyor 7 tanesini. Uzun flükte satarsın diyor. Kadife 1360'lık ha. 211'e geliyor. Yani değmez. Değmez abi. Tamam biz şimdilik böyle bir gidelim bakalım. Bu arada ağırlığımız koyunlardan dolayı hareket bayağı azaldı. Bunu nasıl şey yapacağız ya? Buraya girelim bakalım. Aga bu koyunlar yavaşlatıyor bizi. Biz bunları keselim ya. Alayını kestim anasını satayım. 56 tane et geldi. 28 tane hos geldi. Bunları satarız artık. Bakacağız. Biraz da buradan katır matır bir şey alalım. Tamam biraz da katır aldım. Bence biz bu etlerden falan daha fazla kar ederiz ha. Koyunlar yavaşlatıyor baya. O koyunlardan nasıl kurtulacağız abi? Şu anda bile baya yavaşız. O hız şeyini nasıl halledeceğiz hiçbir fikrim yok bu arada. 55'e satabiliyoruz bak postları. Zaten koyunun tanesi 50'ye gelmişti. 28 tane koyun almıştık zaten abi. 28 tane post çıkmış içinden. Postları zaten koyun fiyatına okutuyoruz. Etler de bize kalıyor işte. Baksana abi. Vallahi kasapçılığa mı başlasak? Ne yapsak ya? Etler 23 diyorsun. 1195. Dur bakalım satmayalım. Belki daha uyguna bir buluruz bir şeyler. Gidelim şöyle tekrardan. Bu yaza doğru devam ki. Bak ham ipeği 11'e aldık. Burada bile iki katına satabiliyoruz istesek. Ama satmayacağım. Devam. Devam ki. Kardeşim yok mu ucuza malınız ya? Herkes bir kazıkçı olur. Bu ne ya? Herkes bir kazıkçı kardeşim ya. Herkes bir trader ya. Bu arada hızım çok düştü ya. Bu hızı ne yapacağız dostlar? Nasıl halledeceğiz? Ne almak lazım? Birliği asker mi almak lazım? Asker alınca artıyor hızım. Evet. Ama çok da asker almak istemiyorum. Yani şey bozuluyor bu sefer. Hani yani çok güçlü oluyoruz. Çok güçlü olmayalım. Sadece parayla şeyler yapacağımız için. Gerçi birlikte çok asker olması da etkiler mi? Yani etkilemez aslında. Sadece yağmacılar falan saldırmaz. Oo bu ne ya? Buralar hepten sıkıntılı. Senden ucuza ne alabiliriz? Biraz daha zeytin mi alsak bundan? Keten kumaş 60 diyor. Aga keten kumaş biz daha önce yaptık ticaretini. Biz bundan para kazanırız. En az 100'den okunur keten. Keten kumaş abicim. 25, 71. Onun haricinde de bir şey... Tereyağı var. Ucuz. 15. Belki tereyağı alınabilir ama çok da yerimiz kalmadı. Bunlarla devam edelim. Burada da turnuva varmış. Patlatsak mı bir turnuvada? Ulan hadi patlatalım be. Ya da patlatmayacağım vazgeçtim. Turnuvalara girelim mi dostlar? Ne diyorsunuz? Yani yoksa sadece trade'den mi devam edelim? Sadece böyle alsat mı yapalım yoksa arada sırada turnuvalara da girelim mi denk gelirsek? Allah belanızı versin be. 10'a 11. Aga gel lan. Kendiniz kaşındınız. Aşağılık köpekler sizi. Trader'ız diye bizi hafife aldılar ha. Siz şimdi görürsünüz lan. Siz şimdi görürsünüz lan. Al oğlum bunu. Öyle kafana yersin mızrağı. Eşşi ol eşek seni. Taş atıyorlar bak. Amına koyduklarım. Taşlarla mı beni öldüreceksiniz lan? Ha? Taşlarla mı öldüreceksiniz lan beni? Ha? Taşlarla beni öldürecekler. Aa! Çok acıdı. Çok acıdı. Şerefsizler. Hadi köyünüze. Yani illa dövdürtecekler kendilerini ya. Şimdi şunları kilitleyelim abi. Bunları kilitleyelim, bunları alalım. Tamam. Yakise devam. Bunlar gelmesin ama onlar çok ama. Onlar çok. Ne kadar istiyorsun kanka? 852 al hadi kaybol. Kaybol kaybol. Hızımız çok düştü yoksa kaçardık da. Gönderli silahı bonus. Ver hasar ver abicim ver. Çok yavaşım ya çok yavaşım. Askerler öldü iyice yavaşladık. Biraz asker almamız lazım. Hareket edemiyorum şuraya bak. Bire düştü hızım. Şurada inşallah satabiliriz bir şeyleri. Şimdi bunların alayını sat zaten. 93 keten kumaş. Şöyle birkaç tane keten okuttum buraya. Asker alalım buradan. Şöyle bir 15 tane alalım. 15 tane askerimiz olsun hadi. Yani hız için alıyorum. Başka şey başka türlü olmuyor abi. Bize saldırmaları çok önemli değil de hız sıkıntısı oluyor. 59'a çömlek satıyor adam. En az 100'den gider. En az 100'den gider aldım bunları. 71 ortalamayla çömlek. Tamam. Devam. Askara gidelim. Askardan yürürüz Kuyaz'a doğru. Birliklerimiz seviye atlıyorlar bu arada. Atlatmayacağım acemi kalsınlar. Boş yere para ödemiyorum. Bak hızımız arttı abi. Birliği asker alınca hız artıyor sıkıntı olmuyor. 62'ye buradan da çömlek buldum. Al abi. Tamam. Taşıma kapasitem yettiği kadar aldım. 1000 duka da oraya verdik. Toplamda 35 tane çömleğimiz var artık. Ortalamamız 63 olmuş.
Güzel. Şunları sileceğiz. Tamam. Notumuzu da aldık. Devam. Çömlekler 93, keten 98 diyorsun. Keten satalım biraz buraya. Hatta hepsini ver gitsin. Tamam. 1470 öyle aldık. Çömlek. Çömlek de aslında iyi ya. 63, 30. Vallahi iyi, biliyor musun ha? Böyle 80'e kadar okut. Tamam. Zeytin. Zeytini biz kaça aldık? Kaça şey yaptık? Yazmamışım ha. Kafa gitti abi. Kafa gitti abi. Zeytini yazmamışım bile. Neyse, 35-40'tan aşağı satmayacağım bu zeytini o zaman. Amipek. Amipek 11 almışız. 26 diyor. Bunu 20'ye kadar satabiliriz şöyle. Aynen. Hatta birazcık daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Tamam, buradan bu şekilde yapalım. Bu yaza devam edelim. Ya bu akşam akıyor vallahi ya. Yine 17K yaptık abi. Hatta 18 oldu. Şu elimizdekileri de satsak aslında bir 20K falan olur büyük ihtimalle. Kuyaz'dan bir tane atölye matölye bir şey yapıştırsak mı acaba? Bu bölüm onu yaparız sanki. Aynen. Bu bölümün amacı olsun abi. Şeyi alalım. Malikaneyi alalım, bitirelim. 23 diyorsun. Sat hadi 20'ye kadar yine. Böyle sat. 700. Ucuza bir şey. Zeytin 12 mi? Aga zeytin 12 çok ucuz değil mi ya? Al anasını satayım. Her yerimiz zeytin oldu. Her yerimiz zeytin oldu abi. 50'ye yağ mı? Ver. Ver abi, ver 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 ver. En az 100. En az 100, o kadar diyorum. Bu kadar alabiliyoruz. Daha alamıyoruz. Biraz katır matır alalım ya. Aa, katır yok burada. Ha, varmış, tamam. Yük beygiri mi almak daha mantıklı, katır mı almak daha mantıklı? Sanki katır daha mantıklı. Yük beygiri, katır. Vallahi hiç bilmiyorum ya. Neyse, biraz da yük beygiri alalım hadi. Şöyle bir 5000 yapalım ya taşıma kapasitesini. 3744 ödenilecek. Tamam. Sen şu yağların hepsini ver bana. Yağlar çok ucuz ya. Sırf yağlar için aldım. Çömlekler 62 diyorsun. Çömlekler de en az 100'e gider. Çömlekleri de al lan. Lan biz buraya malikane alalım diye geldik. Eldeki bütün parayı buraya verdik ya. Neyse, Danustika'ya devam abi, dönelim. Aa, hızım düştü. Yine hızım düştü. Şuradan adam mı alsak biraz da? Adam almayacağız dedik abi. Yine mecbur alıyoruz. Şu hızı arttırmanın bir yolu varsa söyleyin abi. Adam madam almayacağım ya. Vallahi bak. Bak artıyor işte, adam alınca artıyoruz. Ben ne yapayım? Yoksa buradan oraya gidene kadar biz anamız ağlar yani. Yetişmez. Vallahi yetişmez. Ama bir yandan da ufak ufak büyümek de lazım yani bak. Yani parayı ne yapacağız abi? Kasıyoruz da tamam. Zengin olacağız işte. Ordu yapacağız falan filan. Bunun için yapıyoruz zaten değil mi? Güzel, hala artıdayız. Günlük. Hızımız çok iyi değil. 4.1 çok iyi değil. Evet, gördüğünüz gibi yani yağları 80'e kadar okutalım. Aynen öyle. Hatta ver hepsini gitsin ya. Aman. Onunla mı uğraşacağım? Zeytin 28. Etin 35'ten falan aşağıya, bilmiyorum. Versen mi hepsini? Böyle 20'ye kadar verelim hadi ya. Tamam, 20'ye kadar verdim hadi. 6K aldık buradan. Güzel. Seviye atladık yine. Ticareti boostlayamıyoruz. Demirciliğe ver abi. Lazım olur illaki. Yollara revan olalım yine. Şunları okuttuk mu malikaneyi alırız diye düşünüyorum. Ya bu etler bizim elimizde kaldı bu arada. Sanal'a da 30'a satılıyormuş. Satsak mı şunları gidip? Gerçi bizim çocuklar yer. Satmasak mı? Bunlar bozuluyor mu abi? Bozulmuyorsa kalsınlar ya. Bizim çocuklar yesin abi. Burada da 62'ye çömlek var. Deri var. 130. Oha! 500'e kuyazda satılır diyor. Vallahi denenir, biliyor musun? Çok güzel kar çünkü. Aldım hepsini abi. Vallahi not almıyorum artık ya. Yoruldum not almaktan. Bu adamlar at satıyorlarmış. Ne kadar atınız? Nahasavi. Ben peki Nahasavi'den alsam, bak, hız arttırmak için kullanılır diyor. Mesela 2-3 tane alalım bir. Tamam, 5 tane aldım abi. 218'e geldi tanesi. Hız arttırmak için kullanılır diyor. Bak, deve. Deve de varmış mesela. Bir tane de deve aldım hadi. Şundan bir tane. Hani 4 tane Nahasavi, bir tane deve aldım abi. Bakalım hızımız artacak mı? Bir şey söyleyeyim mi, arttı lan. Böyle at almak mı gerekiyor hız arttıran? Galiba abi. O zaman ufak ufak at falan alacağız o zaman. Aynen. Öyle yapacağız o zaman. At alacağız, deve alacağız. Çömlek 94, 80'e kadar okut. Zeytin 32, 20'ye kadar okut. Tamam. Hamipek 28. Hamipek de okut abi. Tamam. 3200 küsür de buradan aldık. Burada ucuza alabileceğimiz bir şey. 142'ye deri varmış. Deri alalım. Kuyazda 500'e satılır diyor ama hadi hayırlısı. Elimizde kalacak gibi hissediyorum. Sığınak bulduk. Vallahi giremiyorum. Biz ticaret adamıyız kardeşim. Sığınakla mığınakla işimiz yok. Burası da aynı Minas Tirith'e benziyor. Çömlek 90. Pahalı. Kolay gelsin. Yağ 61 diyorsun. Al abi. Hepsini aldım yağların. Kürk 155.
250-300'den satılır da gerek yok. Devam. Evet, burada biraz yağ okutalım. 80'e kadar. Hatta hepsini okut. Zeytin 27 diyorsun. Çömlek 67. Biraz daha çömlek alalım mı? Böyle biraz çömlek alalım abi. Başka bir şeye gerek yok. Çömlek ala ala gidiyoruz bakalım. Satacağız mı? Patlayacağız mı? Göreceğiz. Bu arada buraya kadar izlediysen ve hala abone olmadıysan lütfen abone ol. Abone ol. Abone. Zeytin 30. Yaramaz. Danustika'ya devam. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Çömlekler elimizde patladı abi. Çömlekler nerede satılır acaba? Çömlek, çömlek, çömlek. Bostrum'a gidelim hadi. Aha, burada 100'e okutuyoruz. Güzel. Şöyle 80'e kadar okuttum burayı. 46 zeytin. Uf, çok iyi olmadı mı? Çok iyi oldu abi. 20'ye kadar okut. Okut, okut, okut. Tamam. Tamam, süper oldu. 23K olduk abi. Şimdi Kuyaz'a doğru yürüyelim. Hemen parayı harcamadan Kuyaz'a doğru yürüyelim. Yolda da bunları satmaya çalışalım. Çömleğimiz var, derimiz var. Kuyaz'da 500 diyordu değil mi? Aynen. Kuyaz'da 500 diyordu deri için. Kuyaz'a kadar derileri de artık ya okuturuz ya Kuyaz'da satarız. Bakacağız. Razit'te bir miktar daha satalım zeytin. Hatta hepsini satalım artık. Aynen. Zeytinlerden kurtulalım. Kasira. Kasira'ya devam. Bir miktar derimiz ve bir miktar çömleğimiz var. Etleri satmıyorum. Bizim çocuklar yesinler. Ondan sonra demesinler abi, o kadar para kazanıyor Trader Necmi. Bize et yedirmiyor demesinler. Trader Necmi böyle bonkördür. Etle besliyorum. Bak sadece etle, görüyorsun değil mi? Sadece et veriyorum. Bu arada yakınlarda bir yerde 343'e satılıyormuş bunlar. Bunlar da 100'e. Güzel. Büyük ihtimalle Kasira'dır. Ya da Hubyar da olabilir. Hubyar'a bir gel bakayım. Evet, Hubyar'da 371'e satıyoruz abi bunları, ortalamayı. 371. Evet, Hubyar'da 371'e derileri satıyoruz. Güzel. Çömleklerde 104 diyor. Bunları da verdim. Lanet olsun artık. 5K'da oradan aldık ve 29.900. 30K para yaptık abi. 30K. Kuyaz'a devam. Hiçbir yere uğramayacağım. Direkt Kuyaz'a. Direkt Kuyaz'a abi. Gidelim. Alalım imalathanemizi. Evet, Kuyaz'a geldik. Tornacı Yahya. Hatırladın mı beni aslanım? Ha, bunda kervan oluşturuluyormuş sadece. Tamam. Bunun yeri yokmuş. Şimdi yağ üreticisi var. Kanizat. Çömlekçi Yanap var. Hepyek Reymanela. Aa, Hepyek harbiden konuşmadı bile bizimle. Yağ üreticisi mi, çömlekçi mi? Çömlekçi diyelim ya. Sahibi olduğun çömlek atölyesini satın almak istiyorum. 23.000, 24.000 diyelim düz. Evet. Aldım gitti ulan. Hayırlı uğurlu olsun be. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de kervan desek. 10.500'e yoldaş. Yoldaş yok diyor. Zaten paramız da yok o kadar. Evet. Trader Necmi bu bölümü inanılmaz bir karla kapattı gerçekten. Kendisini tebrik etmek lazım. Siz de kendisini tebrik ediyorsanız eğer, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve bir sonraki bölümde ne yapalım? Nasıl bir yol izleyelim? Bunları şey yaparsanız sevinirim. Bu arada niye böyle oluyor, bak görüyor musun şuralara? Niye böyle oluyor abi? Sıkıntı. Her neyse, bu bölümde buraya kadardı dostlar. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.